Yani bugün e, memleketimizde marketten gıda alınır gibi firmalardan ev alınıyor. Değil mi? Tapu dairelerine bugün gidip bu daireyi alacağım deyip e, daireyi tabu dairesinden alamıyorsun. Gün veriyor sana. Tabi Randevu hocam şu anda randevu ile yapılıyor. Her Hastane şey. gibi. Evet. E, demek ki ciddi bir gayrimenkul daire Talep. talebi var bir, iki, üç, dört daire talebi var insanlarda. Şunu özellikle sosyolog arkadaşlarımızın tahlil etmesinde fayda var. Yüzde yüz daire ihtiyacından alınıyor mu bu? Bir, buna razıyım. Daire ihtiyacı zaten Allahu u Teala'da insanlara bir yaz bir kış evi olmasını Kur'an zaten tavsiye buyuruyor. Bunda bir sıkıntı yok. İki, Paraya dönüştürmek için alınması da normal. Ticaret bu. Araba alıp satacak yerde daire alıp satıyorum. Bu da güzel. Ama bari hocam, gizli bir gerekçe daha var insanların içinde. Var hepimizin içinde. Yani insanlar derken zaten biz hariç gerisi anlamında söylemiyoruz. Biz bu toplumun çocuğuyuz. Kendimizi konuşuyoruz hocam. Kendimizi konuşuyoruz. Belki ifadelerde sanki başkaları konuşuyormuşuz gibi değil de değil, bizi konuşuyoruz. Ailede bulamadığını ev değiştirerek bulacağını zannetme dürtüsü de insanlarda yaygın. Yani bu binada huzur olmadı. 120 metrekare, onun için huzur olmadı. Bu 180 metrekare olursa böyle huzur yağacak, maneviyat yağacak zannediliyor. Onun için de Tapu alınmadan mahkemeden boşanma belgesi alıyor dairelerden bu sefer. Yani daireler beton yığını. Beton yığınları insanın genetiğine uygun şeyler değil. Dolayısıyla beton insana huzuru vermez. Kur'an-ı Kerim ise huzuru nerede gösteriyor? Lites günü ileyha. Ailenize gidin, eşinize gidin. Huzur orada diyor. İnsanlar olarak biz eşimizin gönlünü yapıp ondan huzur bulmamız Kur'an'ın tavsiyesiyken bize evin mobilyasını değiştirerek perdelerini değiştirerek sonunda evi değiştirerek iki senede bir yeni bir ev alarak huzur bulacağımızı zannediyoruz. Bu hiç dini olmayan dinsiz bir insanın anlayışına uygun olabilir uyduruk din haline gelmiş Hristiyanlığa mensup bir insanın da sorunu çözüm soru düşüncesi olabilir ama Kur'an-ı Kerim'e iman eden bir müminin böyle düşünmesi açıkça düşünmesi veya şuur altında düşündüğü halde bunu böyle anlamadan düşünüyor olması hiç doğru değil bu bir afet ne edip edip bunu bizim vurgulamamız lazım. Yani asıl bizim kaybettiğimiz şey neyi kaybettiğimizi bilmiyor olmamızdır. Hala bunu anlayabilmiş değiliz. Bugünlerde çok ciddi bir şekilde dikkat çekiyor. Yani 2020 yılının şu anda Ağustos ayındayız değil mi? Mart, Nisan ayında vahim bir afet yaşadık devlet tuttu. Yani salgın, virüs salgını yaşadık. Devlet tuttu düğünleri, cenazeleri, topluca marketleri, her şeyi daralttı. Gerekliydi. Sonra ekonomi sıkıştı, sıkıştı. İnsanlar bunaldı. Mecburen devlet ne yaptı? Biraz Haziran'dan itibaren gevşettim, gevşettim. dedi. Düğün işte yapılabilir dedi. Cenazeye gidilebilir dedi. Ama hemen 1 Haziran'dan sonra çok geçmeden yani aşağı doğru inen salgının göstergeleri yükselmeye başladı birdenbire. Devlet uyardı. Bakanlık, Sağlık Bakanlığı uyardı. Bu düğünlere falan ne yapıyorsunuz siz böyle diye. Anlaşıldı ki düğünler insanların tabii kolay kolay böyle salona girerken belki maske takılıyordur ama ben hiç gitmediğim için nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir saat sonra da maskeyi çıkarmasan olmaz. Düğün işte eğleniyorsun, hoş geldin, kucaklaşıyorsun, ne yapıyorsun gibi. Sonunda anlaşıldı ki birdenbire Ağustos ayına geldik. Tekrar Mart ve Nisan ayı göstergeleri ortaya çıktı. Bunlar cenazelerden oluyor. Cenaze törenlerinden, taziye evlerinden oluyor. Düğünlerden oluyor. Plajlardan oluyor vesaire dendi. Zaten camilerden başka sağlık kurallarına uyulan bir yer kalmadı. Mümin e, farkı ortaya çıkıyor o zaman hocam. Mümin farkı ortaya çıkıyor elhamdülillah. Mümin farkı mı ortaya çıkıyor? Önce 50 kişi namaz kılınan camide şimdi 10 kişi kıldığının farkı mı ortaya çıkıyor? Ama hala küllalde camiler elhamdülillah Allah'ın emaneti bu can. Bu can yani kesinlikle korunur düşüncesi var müminde camide dikkat ediliyor. Yani seccadeyle gidiliyor. E ben geçen gün camiye gidiyordum. Aksilik seccadeyi almayı unuttum. Yani camiye tam giriyordum. Aklıma geldi. Orada bir, bir kağıt seccade koyuyorlardı. Baktım o da yok. Namaz kılmadan geri döndüm. Eve gidip gelinceye kadar da namaz kılınmış olduğu Şimdi geri gidemedim bir daha. Yani kuralı bozmayayım istedim. Yani belki bir namazda bir şey olmayacaktı ama şimdi gelin söylemek istediğim şey ee şöyle bir şey var. Herkes görüyor. Düğünler öldürüyor. Düğünler belayı yayıyor. Bu düğün dediğin şey olmasa ne olur? Yani nikah zararı mı var? Hocam az önce siz idrak sıkıntımız var dediniz. Aslında bence Orayı biraz daha açmak lazım. Yani bu dediğiniz yani bu düğün meselesi normal zamanlarda o kadar abartılmıştı ki insanların bundan bir virüste vazgeçme lüksü yok şu anda. Yani virüs çıktıysa yani biz düğünde mi yapmayacağız diyor ya insanlar. Düğün yapmamak, nikah yapmamak, evlenmemek anlamına mı geliyor? İşte hocam biz... Düğünsüz de evlenenler var hani bu dünyada. Mutlu olmak için ev değiştiriyoruz ya. Ya, evet, gelinecek nokta o. Aslında... Mutluluğu düğün zannediyoruz. Evet. Çünkü mesela bazı insanlar orada para toplayacaklar, düğün masraflarını çıkaracaklar. Buna bir anlam veriyorum biraz. Biraz anlam veriyorum buna. Ama bunun alternatifi üretilebilir. Hediyelerinizi filan adrese gönderebilirsiniz denip yani hem sünnet yerine gelir hem her türlü yerine de gelmiş olur. Hayır. Biz portakalın kabuğunu portakal zanneden bir hayatla yaşıyoruz. Portakalın kabuğu portakal değildir. Evlilik düğün değildir. Evlilik apartman dairesi değildir. Evlilik pasta kesmek değildir. Evlilik yıl dönümü değildir. Evlilik kadınla erkeğin Allah'ın kaynaştırması ile yüreklerini birbirine kaynatmalarıdır. Hı, hocam bu çok güzel. Ama şimdi biz kaynatmıyoruz hocam. Kendi kendimize kaynıyoruz. Bireysel kaynıyoruz. O zaman buharlaşıyoruz işte. E işte şimdi, o zaman da buharlaşıyoruz. Evet biz bize hani örtü olacak e, karı koca birbirinin örtüsüdür diye biz bize öyle anlatıyorlardı önceden. Tabii ayet hünne, öyle ayet hünne Ama sünlehum. şimdi e, yani diyor ki benim örtüm bana yeter diyor yani aşağı böyle bir. Yani, onun örtüsü gözündeki perde. İşte yani. Gözündeki perde. Bu burada önemli bir nokta var Allah kaynaştıracak. Ve ceale beynekum neveddeten ve rahme. Aranızdaki sevgi ve şefkati yaratan Allah. O koyuyor, evet, evet. Allah koyuyor. Peki biz evlenirken çok birbirimizi seviyoruz. Hayır. O evlenirkenki aşk hikayeleri, mesajlar, onlar Allah'ın koyduğu sevgiler değil. Bedenlerin birbirlerine takıntısı o. Cinsellik denen şey o. Gözlerin takıntısı belki de. Dizi filmlerde izlenen, eski masallarda, hikayelerde, Keloğlan'ın aşk hikayelerinde dinlenen şeylerin Filan salonda gördüğümüz düğünün içimizdeki yansımaları onlar. Dolayısıyla kadın ve erkek birbirlerini evde Allah'ın aralarına koyduğu sevgi ve merhametin dışında bir şeyle buluştuklarında ya onları para bir arada tutacak, paranın gücü bitince dağılacaklar. Ya sosyal etkiler onları bir arada tutacak, sosyal etki bitince dağılacaklar. Veya kariyer ise bu kariyerden... Çünkü Kadının bedenindeki güzellik, erkeğin bedenindeki yapı 50 yıl birbirine yapışık kalmaya müsait değildir. Çünkü kadın da eskiyor, erkek de eskiyor. Kadın güzel, erkek yakışıklı ama ağızları evlendikten sonra açılıyor. Dolayısıyla kadınların ve erkeklerin bedenlere, saç yapılarına, elbiselere, ipeklere, ayakkabılara atılan tweetlere, sosyal medyadaki görüntülere bakarak oluşturdukları evlilikler. Sonra ağız kokuları ortaya çıkınca o mideden kokular gelmeye başlıyor. Bu mide kokusu nedir? Konuştuğu sözler, tavırları. Bazen de gerçekten mide kokusu. E biz böyle zannetmemiştik. Canım sen bunu vitrinde, ambalajda görmüştün. Ambalajı böyle güzeldi bunun. Orjinalini gördün. Ama Dedelerimiz 80 sene nasıl bir karı koca yaşadılar? Soğan yiyerek. Tarlada öküzün arkasında biri, öbürü de eşeğin arkasında odun taşıyor. Akşamda yani mutlu olduklarının işareti 10 çocuk, 12 çocuk, 14 çocuk nasıl sahip oldular? Yani bu gösteriyor ki Allah'ın bedenlerimize sevgi koyması, birbirimize merhamet koyması başka bir şey. Bu bir mucize. Ümin ayeti değil mi? Allah'ın mucizelerinden biri. Bizim yapay sevgiler oluşturmamız, orijinal olmayan sevgiyi sevgi zannetmemiz başka bir şey. Buradan gelinecek bunun sonucu olan B noktası şudur. Biz Allah'ı küstürdükçe mutlu aile oluşturamayız. Dolayısıyla Allah'ın razı olmadığı kullar olarak birbirimizin parasıyla evleniriz biz. Birbirimizin yanaklarıyla evleniriz, yüreğiyle evlenemeyiz. Ama destanlar, romanlar, hikayeler yazar. 40 gün 40 gecelik düğünler yaparız. Onlar işte o bedenlerimize sunumlar. Yüreklerimize sunumlar değil. İlk doğumunda kadının bedeninde bozulmalar olmaya başlayınca erkeğin gözü sağa sola çarpar. Veya erkek ilk kaba cümlesini kullandığında inşallah ıslah olur diyecek yerde kadın aa sen ağzın bozukmuş olur ve roller hemen film bittiği için gerçek hayattaki kimliğine dönüşür. Burada gelmeye çalıştığım nokta bizim meselemiz aileyi kaybettik diyoruz Allah'ı kaybettik aslında celle celaluhu yani Allah'ı kaybettik derken o kaybolmadı biz zihnimizde kafamızda toplumumuzda Rabbimizin razı olması diye bir düzeyi kaybettik şeriat diye onun bize getirdiği mutluluk kurallarını yok attık gitti saydık. E, din zaten cenazelerde etkin. Düğün dinle, dinin en az etki yaptığı alan oldu. Çünkü biraz dinine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre e, düğün yapacak olsan zaten aşırı sayılıyorsun. zaten radikal görülüyorsun. Bu kaybettiğimiz şeyi yani Allahu Teala'nın rahmet sebebini aramıza sevgi indirme sebebini bu kaybettiğimizi bulmadıkça kanunlar sadece bir o tarafa basacak. Orası ağrıyor deyince bu tarafa basacak. Şimdi mesela devlet kadınlara 10 senedir e, insanlık tarihinde görülmemiş haklar tanıdı. Bu bir zulmün yansımasıydı. Yani erkek zulmünün yansımasıydı. Ama çok enteresan oldu. Yani e, ya kadına beyanı esastır diye bir kural getirildi. Alabora oldu her şey. Kadın çok fazla bu sefer şamandıra gibi yukarı çıktı. Şimdi devlet bir defa kolay mı bunu geri alması? Müktesip bakları nasıl geri alacak? Diyelim erkek oyları kaybediliyor diye ciddi bir endişe çıktı. Anketlerde aksi takdirde erkek oylarıyla gidiyoruz gibi düşünüldü. İktidarlar ne yapıyorlar o zaman? Bir seçimden sonra düzeltiriz diyorlar. Bu sefer bu taraf basacak. Ya insanın yaratanından başkası insana denge kuramaz. Bunu anlamak zorundayız. Kim yarattıysa ona teslim olmak zorunda insanoğlu. Gerçi ölünce herkes Allah'a teslim oluyor. Dört kişinin omuzunda da onu demiyoruz ama. Düğünümüzü, aile yapımızı, her şeyimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman acılar bile lezzet vermeye başlıyor bu sefer. Uhud'daki şehitlere verdiği gibi. Evet. Eğer biz hala kendimiz bozduk, kendimiz düzeltiriz zannediyordu. asıl sebebi e, gözden çıkarıyorsak e, toplum olarak çekeceğimiz çok çok daha var demektir. Yani aile huzur dediğimiz konu da aslında bu hocam değil mi? Sorunlar var. Ama Rabbimizden gelen sorunlar olduğu için biz bunlarla mutlu olmasın da biliriz. Huzursuzluk zannettiğimiz şey aslında bizim huzur kaynağımız olabilecek bir konudur. Çok eskiden Salih Hoca belki sen o zamanlar İmam Hatip'te mi okuyordun? Biberde bile tat var diye lezzet yani, var diye lezzet var. ders yapmıştım. Yani ailede huzur doğum sancısı gibidir. Yani doğum kadının ölesiye çektiği bir eziyettir ama Hiçbir kadın çok e, eziyet çektim doğumda diye ağlamaz sonra. O anda ağlar. Niye? E sonucu mutluluktur. Çocuktur sonucu. E, bütün evdeki doğal sıkıntılar, fakirlik, hastalık, hepsi böyledir. Yani sonunda Rabbim sevap verecek. Biz hastaneye gittik bu kadar tedavi oluyormuş deyip rahat ederiz. Ama insanın insana zulmü, kocanın kadına, Kadının kocaya zulmü asla katlanılır bir zulüm değildir.